Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 12. yarışı Silverstone Grand Prix'sini geride bıraktık. Yağmur vardı, galibiyet mücadelesi vardı. E, kral geri döndü, Hamilton geri geldi. Mükemmel bir yarış izledik. Şimdi hepsini beraber yorumlayacağız. Hayır, yorumlamadan önce değerli dostlar. Çok az kaldı 300 abone hedefimize. 300 abone hedefimize sadece 6 abone kaldı. Bunu bir tamamlamamıza yardımcı olursanız seviniriz. Bu... Abone olmalarınızın, beğenmelerinizin bize acayip katkısı oluyor. Bak siz orada ücretsiz tıklıyorsunuz. Bize burada inanılmaz katkısı oluyor. O yüzden like'ları, aboneleri esirgemeyelim. Şimdi bölüme geçebiliriz. Evet, at hoş geldin. Abi hoş bulduk. İzleyenlerimiz sanmasınlar ki 300 abone hedefimizi tamamladıktan sonra duracağız. Tabii Böyle aşama evet. aşama. Evet. Aşama, önce bir 300. E hoş bulduk. Çok keyifli bir yarıştı. Evet, yani durmayan. Evet, e, iki takım daha var. Evet. Mercedes ve McLaren Verstappen'i e, gözlerine kestirdiler. Ve Aynen geçtiler. öyle. Ya şey çok hoşuma gitti. E, şu an kendi diyeceğim şey düşünürken hoşuma gitti. Son iki yarıştır her yarış şey diye programı şeydi işte. Abi hoş bulduk. Merhaba dedikten sonra sezonun en keyifli yarışıydı diye açıyorum. Güzel. Ya ilk cümle bu. Şu an evet. üçüncü oldu bu. Yani evet. bu demek oluyor ki her yarış sonuç yarıştır bir öncekinden çok daha güzel. E gerçekten 2023 artı 24 yarı sezonunun en iyi yarışıydı. Bir önceki de öyleydi, bir önceki de öyleydi. O yüzden çok güzel gidiyor sezon. kesin. Yaz arasında bomba gibi gidiyoruz yani. Aynen öyle. öyle. Yaz arasında da iki yarış kaldı. Çünkü abi özür dilerim, Bana hep Ha Hamilton kazanmış, ha Verstappen kazanmış. Ben kendi aldım keyfe bakıyorum yani. Tabii tabii. İzleyenlerimiz de öyle. Tabii. tabii. Aynen öyle. Çok doğru dedin. Ya. Tabii tabii. Aa, tabii kardeş. Tabii. O vardı öyle bir saçma videolar var. Evet doğru. Neyse. Yine bak şey geçen bölümde Sezonun en iyi yarıştı, bölüme girememiştik. Yarış evet. muhabbetine girememiştik. Aynen. Yine girelim. E, Pol pozisyonunda bir Russell vardı. Sen cumartesi gecesi. sıralama bir cumartesi. Yani çok büyük bir mutlulukla. sıradan bir cumartesi. Uyumuşsundur e, diye e, yani, tahmin hiç ediyorum. Hiç sıradan niye çok mutlu olayım ki artık bunlara alışacağız yani. Ben zaten buna alışkınım kafamda. Evet. Ben yıllardır bunu hazırladım zaten. Evet. O yüzden mesela Russell Paul almış. Tamam normal zaten alması gerekiyor alıyor yani. yani Hayallerimde hep böyleydi zaten diyorsun. Tabii canım gayet normal. Hayatın akışına uygun. Hukukta böyle bir terim varmış ya hayatın akışına ters. Evet. Yani böyle bir şey yasalar ters olmasa da böyle bir şey diyebiliyorsun. Ama Russell'ın polü hayatın akışına çok uygun. Gayet normal. Eksepsiyon bir şey değil. Yani istisnai bir durum değil. Evet. Bence bunu anladık. <gülüyor> gayet <laughs> okey. Okay. Gayet tabii. Evet. Mercedesler duble yaptı cumartesi günü. Evet. İlk iki sırayı aldılar. Hamilton şaşırttı ee, mesela. Üçüncü sırada da Norris vardı. Ha geldi yine bizim şeyler, smileler. Geldi mi? Ha geldi. Ee, yani İngilizler e, o gün çok mutlulardı. Evet. Kendi evlerinde ilk üç sırada üç tane Britanyalı pilotu. En son 1969'da yolda. olmuş. Öyle miymiş? Evet. Az tam senlik bilgiydi bu ha. Vallahi Değil ben ona mi? bakacaktım da unuttum evet. not almamış. Twitter'da gördüm öyle yani. Umarım doğrudur. <laughs> Teyit ee, etmedim bu Aynen. Yani, ya. Verstappen de dördüncü sırada kaldı. Evet. Ee, ve şey de yani yağmurlu da bir hafta sonu Hı -hı. zaman zaman yağmurlu bir hafta sonu da gördük. Ee, sıralama turlarında da aslında pist yani hem soğuktu hem de sabah çok fazla yağan bir yağmur vardı Cuma günkü antrenmanlarda da vardı. Evet. Ee, Pazar günü de yağmur ciddi anlamda etkili ve yarışa da müthiş bir heyecan kattı aslında. Tam zamanında böyle hani tam en keyif verici anda geldi. Yarış başladıktan sonra bir bölüm olarak yağdı. Sonrasında tekrar durdu ve pis kurudu. Evet. Bu müthiş oldu yani. Stratejiler işte pite ne zaman girdin, ne zaman çıktın. Bu açıdan muhteşem oldu yani. Yani yarış üçe bölündü diyebiliriz aslında. Evet. Yani 27 28 turlarda başlayan interlere geçiş var. Herkes medyumlarla başlamıştı. Bazı enayiler için bu 16. turda başladı tabii. <laughs> Hakikaten bakıyoruz o arkadaşlar kaçta girmişler? Enayi ordusu ya. 4 tane enayi. 19'da yani. girmiş. <laughs> Sherlockler. İnanılmaz inanılmaz. Perez'e bakıyorum o da, e, o da o da o zaman girdi. Girmiş, evet evet yani. peş peşe girdiler. Onlar ya. bir 7-8 tur erken girdiler. İnanılmazca. Yani. Yarışın başlangıcı güzeldi. Başlangıçta ne oldu? Verstappen Norris'i geçti. Evet. Ee, üçüncü sırayı aldı. Ee, ama sonrasında e, Norris'in de e, Verstappen'i yakalayıp geçtiğini de gördük pist üstünde. Ben orada şeyden şüphelendim. Ya acaba dedim Norris hani burada da startta geçildiği zaman şey tribine girer mi ya? Ben Verstappen'le yan yana kalktığım zaman nasıl olsa geçiliyorum. Yok bayağı Norris Hamilton'ın arkasında kaldığı için geçilmiş Verstappen'e. O yüzden öyle bir sıkıntı olmuş. Ee, ama yani e, Mercedesler herhalde hava birazcık böyle soğuk olunca, hafif serin olunca, serin ve kuru pistte en hızlı araba yani. McLaren'ler. Yani, Mercedesler. Peki. Yani McLaren, daha yağmur başladığı anda McLaren'ler. Ha, biraz daha oraya çıktı. Diyorsun. Evet. Yani, evet e, Hatta mesela şeyde de gördük bunu. Bu yarış Russell ve Hamilton'ın kanat ayarları farklıydı. Hamilton hı hı. hatta yarış öncesinde de dedi yani ben biraz yarışa yönelik hı hı. kanat ayarı yaptım diye. Ee, ve şeyde de direkt göre daha fazla yere basma kuvveti aldı Hamilton ve Hı -hı. yağmur başladı andı gördük zaten bunun etkisini. Evet. Yani Hamilton direkt Russell'ı geçti. Yani yağmur başlar başlamaz geçti zaten. McLaren'ler de Extra ikisini de ya yani pat pat direkt tokadı vurdu geçtiler yani. Evet evet. Yani zaten teşen. 15 ve 17'de McLaren'le Verstappen'i geçiyor. Evet. Sonrasında da 20. turda 19 ve 20. turda Mercedes'leri avladılar. Evet. Ee, yani yağmur başlamasına doğru McLaren'leri 1-2'de gördük. Evet o çok yani güzeldi. 4-5'telerdi bir anda 1-2'de gördük onları. Şey açısından çok güzeldi. Yani birincilik pozisyonunun kitlesel olarak değiştiğini gördük yani. Evet. Ve arabaların ne kadar bu hava koşullarına e, te çok hızlı reaksiyon verebildiklerini de görmüş oldum. Ben evet. o açıdan çok keyif aldım. Hani bir şey oluyor hava durumu değişiyor hı hı. bir anda Mercedes'ler pıt pıt McLaren'ler tap tap. Yani evet. o çok hoşuma gitti benim. E, bu esnada tabii ki Ferrari hiç rutinini bozmadı. Zınk diye yere düştü yani. Yani, Bak, yani Lökler, Lökler'de Fetel 2019 tribi olmasından korkuyorum. Vettel 2019 Hockenheim For, Formula 1'e küsecek mi diyorsun? Ya abi bir yarış sonrası röportajını izledim Lökler'in. Bitmiş diye. Evet ya diyor ben buraya ben buraya diyor gelmek istemiyorum diyor ya. Buraya röportaja geldiğimde diyeceğim hiçbir şey yok diyor aklımda. Dört haftadır evet. diyor. Reza, rezalet bir yarış geçirdi bu. İnanılmaz. Hafta. Ferrari şu an ta takımlaştırılması da ikinci yani. Evet. Bir, bir, de Mercedesler kendi aralarında da aslında bir, bir mücadele yaşadılar. Yani evet. 18. turda McLaren'lere geçilmeden önce e, Hamilton e mücadelesi oldu ve sonrasında hı, hı. E, pist dışına çıktı Eric's'te. Evet. Oradan mı şeyden ya? Mücadeleden değil de yağıştan ötürü virajı dönemediler diye gördüm. E yani evet, tabii. evet çünkü McLaren'ler bir sonraki tur aynı yerde çıktılar. Hı -hı. Yani Norris aynı yerde çıktı. Hı, -hı. Ee, ama şey çok beklediğim kadar dişe diş bir mücadele gelmiyor Mercedes'lerden. Ee, hani şu acayip mesela bir Alpin'deki mücadele yok yani. Hani evet, Ocon ve evet. Gazli yan yana geldiğindeki mevzu Gazli de yarışa başlıyor. Evet, yani. Allah ne verdiyse mücadelesi yok Yani. Evet. Daha kontrollü bir şekilde yapıyorlar Hı -hı. mücadeleyi. Ee, ve e, şeye doğru e, yağmura doğru İnterlere geçiş öncesi e, iki McLaren e, ve arkalarında Mercedesleri gördük. Evet Şimdi sonrasında e, 28'de pitler başladı. Evet. Ama 28'de ön tarafta pit'e girmeyen bir piyasrı gördük. Evet, pit'e ee, alınmayan diyelim. Alınmayan evet. Yani şöyle e, orası tartışmalı bir nokta. Yani double pit yapabilirler mi? Yapabilirler. Yapabilirler. Ama yani Piastri de Norris'e çok yakın gidiyordu. Hiç ayarlamadılar o aralığı. Yani evet. ciddi anlamda vakit kaybedecekti ama daha kötüsü oldu. Yani Piastri'nin sanırım yarışını çöpe attılar. Evet. Ee, belki birinciliğini çöpe attılar. Kariyerin ilk birinciliğini alacaktı. Sprint harici belki. Hı hı. Ee, çünkü temposu o yöndeydi yani. Temposu hani Hamilton'dan azıcık gerideydi. Evet evet çok yakın. Zaten ortalamalara baktığımızda evet. şeye rağmen yapmış olduğu yani bir kaçtı 150. aldık. 1.50 mi? 140. 1.49 49 bilmem oldu. ne 1.50. O yani pite girmeden önceki turu 1.49. Evet. Ona yani rağmen şu... hem ortalamalarda Hamilton'a en yakın olan pilot piyasra aslında. Burada hani yarış izlemiş, izlemiş şu an değerli dinleyicilerimiz de şey söyleyeyim mesela Norris önde piyasra arkada yarım saniye arkasındaydı piyasra. Norris pite girdi piyasra yola devam etti. Evet. Piyasri geri P... ertesi tur pite girdiği vakitte Norris ona yetişmişti. Ya yani düşünün aradaki şey Norris evet. arada 20 saniye kaybediyor. Ona rağmen ya yani inanılmaz bir, bir vakit çöpe attı. 40-50 saniye çöpe attılar piyasada ve bu onun yarışına mal oldu. Orada evet. 4-5 saniye çöpe attılar. yani 16-18 saniye falan. Yani bir pit süresi kadar aslında çöpe attılar piyasada. Ama için. Norris tekrar geldi yetişti ya. Ee, ha tur bindiriyordu eğer piyasaya girer. Kadar gir değil. Hayır 6. Yan yılında. yana gördük ama onları. Tabi tabii. tabii. Piastri pite, pite girerken girer de pite girerken Norris geldi yanında. Biz o sahneyi o, gördük o yani. değil ya normal geçişti. Hayır Piastri pite giriyordu. Piastri o yağmurlu başladığı zaman. Tamam. Norris gitti Inter'in taktı. Tamam. Piastri takmadı yola devam etti. Sonra Piastri ertesi dur pite girerken Norris yanında yani. Piastri'nin pite giriş koridorunda daha pite gelmeden yani. Okey peki. O frenleme bölgesinde. Hani evet. o inanılmaz bir şey mal oldu ya. Yani işte şeyden e, pitler bittiğinde sıralama Norris, Hamilton, Verstappen, Russell, Sainz, Piastri oldu. Evet. Piastri bir anda altıncılığa düştü. Hı hı. E, ama burada da McLaren'in de çok yapacağı bir şey yok. Öndeki pilot kimse burada onu koruyacaksın. Yani double pit yapabilir miyim? Yapamam. E, o zaman yani Norris'i e evet. alayım evet. diye tercih ettiler ama hakikaten yani o interleri takmamanın maliyetini doğru hesaplayamamışlar ki hani double pit yapsalar e zaten 3-4 saniye bekleyecektim. Evet tabi yani. tabi canım tabi arkada bekleyecek. Zamanında Bottas'a çok, Bottas çok yaptılar onu ne oldu Bottas hı. gene gidiyordu ikinci oluyordu yani. yani. Yani şimdi 29. turda bu pitler tamamlandı ilk pitler tamamlandı interlere geçildi. E, pist ıslakken interlerde gidilirken bir anda DNF olan bir asıl gördük. Ya evet hani su basıncından kaynaklı bir şey olduğu söylendi. Hı hı. Bunların da şimdi bu araçların da şeyi yok. Hani mesela bizim normal araçlar gibi havayla soğumuyorlar. Evet. Baya böyle basınçlı suyla <laughs> motor soğutuluyor ve o suyu yüksek basınçta tutmak gerekiyor. <laughs> e, muhtemelen ya dün Serhan abi de aynı yorum yaptı. Ben de ona katılıyorum. E, muhtemelen böyle Mercedes şey görmek istemedi. O basınç sorunundan kaynaklı motorun soğumamasından ötürü bir alev alması durumunda hmm. hani motor zaten kullanılmaz hale geliyor. Artık parça kaybetmek istemiyor. Hem parça kaybetmek istemiyor çok kötü bir görüntü. Evet. Yani şimdi Toto Wolff her fırsatta Verstappen'i takıma çekmeye çalışıyor. Evet. Mercedes'in çok iyi bir takım olduğunu göstermeye çalışıyor. <laughs> Onu göstermek istemezdi Verstappen'e muhtemelen. Evet. O yüzden derhal e, arabayı pite çektiler ve evet. e, Russell'ın Belki de hani onun da belki bir podyumu olacaktı. Evet. Belki üçlü bir İngiliz podyumu gelecekti. Russell'ın şeyini e, yarış sonrası röportajını görmedim. Yani. Çok yıkılmış. Ben mi? de görmedim yok. Hmm. Ben de görmedim izleyemedim. Zaten izleyemezdim yani kalbim el vermezdi. Evet. Yani Russell için talihsizlik oldu. Ve yani bu lastik değişimlerinde de Red Bull muht yani Perez'i inter takmaları hariç evet. muhteşem zamanlamalar ya. Verse beni yarışını o kurtardı bence yani. Tabii. Hem ilk giriş ve e, ikinci giriş. Yani interi takış ve interi çıkarış. Evet. yani Zaten 37-38 zincir turlarda e, silik lastiklere geçilmeye başlandı. Evet. Verstappen 0 bir hard lastik taktı orada. Evet. Ve e, orada onun temposunun ciddi anlamda arttığını gördük. E, ve hatta geldi e, Norris de geçti. 48. turda. Tabii. Yani Norris o sırada tabii ne kadarlık yani yaklaşık bir 9 tur boyunca kullanılmış yumuşak lastiklerle Evet. gitti arkadan zarıl zarıl gelen bir Verstappen var çok, çok rahat geçti yani Norris'e. Evet. Bu hamle olmasaydı Verstappen belki 3. olacaktı belki 4. Yani ben... yani bir de işte sonrasında Hamilton'ı yakalayabilir mi? diye baktık ama aslında o kadar da tur Üç kalmamıştı. 3 tur daha olsaymış yakalardı ya. Yani. 3-4 tur daha olsa yakalıyordu. Evet, ya. yani. işte şey zaten Norris'i geçtikten sonra 4 tur kaldı. Evet. Bitmesinin. Aynen öyle. E, ee, Hamilton'da. 1.7'ye indirdi diye hatırlıyorum en son. Evet Arada evet. evet ama ya. yani, geçiş mesafesini gelemedi. Ben şeyden korktum sana da yazdım ya ya. Ya bu adam gene ne olacak gelecek bir şeyler olacak gene Verstappen kazanmasın yani. Evet öyle bir. İnsanlara anlatamıyorum yani. Bir anda öyle bir şey olabilir evet gibiydi ama acayip heyecanlı Olur. yarış oldu diyorum. Kim kazandı? Verstappen. Hı -hı. Değil mi? Yani anlatamıyorum. Ee, ya Norris'in biraz Verstappen'e geçişinde de şey de var. Siliklere geçerken 40. Yani bir tur geç pit yaptı Norris. Hı -hı. Bu sefer Piastri önce aldı mutlaka. Ee, orada bir şey kurdular. Ee, pilotlar arası denge kurdular. Evet. 40. turda giren Norris duramadı pite ve birinciliği kaybetti orada. Ve orada yani 4.5 saniyelik bir pit yaptı. Evet. E orada ciddi bir vakit kaybetti ve Hamilton da orada geçti zaten. Yani evet. ee, tam yerinde duramadı. Büyük bir hata. Yarışa mal olacak bir hata. Çok acayip. Yani 70 santim ileride durmuş. Evet. Ve o o yüzden 2.5 saniye sürmesi gereken piti 4.5 saniye sürmüş. Ve yarış bundan gitmiş ya. Detaya bak. Acayip küçük hata yani. Ya şey çok acı zaten. Yani Nasty de kilitlenmiş bu arada. O yüzden duramamış. Pist üzerinde hani bir saniye iki saniye büyük bir eforla kazanıyorsun. Evet. Sonra pite girdiğinde senin ya da işte pit yaptığı ufacık bir hata bütün o eforunu çöpe atabiliyor. Evet. Ya yani Formula 1'de işte yani böyle mili saniyelerle performansını performansın belirlendiği bir yerde işte hataya yer yok diyebiliriz. Yani. Evet gerçekten öyle. Evet evet. böyle baktığımızda da Hamilton Silverstone'da kendi evinde 9. galibiyetini aldı. 2021 Suudi Arabistan'dan beri ilk defa yarış kazanan bir Hamilton var. Bir pistte en fazla yarış kazanma rekorunu Rekor kırmış oldu. oldu. 9. kez Aynen. Schumacher'in de 8. galibiyet aldığı pist vardı. Hamilton burada da rekoru eline geçirdi. Yine Hamilton olunca söz konusu abes abes rekorlar geldi ya böyle hani bu 2020'lerde falan da böyle oluyordu İşte 18-19-20 evet. senelerinde işte bir rekor kırıyor Hamilton 5 tane filtre yapıyorsun onun rekoruymuş falan mesela evet. şimdi de şey rekorunu kırdı ya bu yarış ee, ilk galibiyetiyle son galibiyeti arasında işte 17 yıl 1 ay mı öyle bir şey varmış evet. öyle bir rekor kırmış tamam yani okey Alonso da kazansın bir tane yarış görelim ya yani. <laughs> hakikaten Alonso ya aslında işte 2 sene önce o da çok yaklaşmıştı bu tip Evetları Evet. Çok hiç alakaları yok. başlamıştı ama yani. şu an puan, puan Barajın barajındalar için. yani her yarış. İyi. Ama Hamilton'ın yani kazanmasına ben sevindim açıkçası. Hı. Yani Hamilton fanı hiçbir zaman olmadım hı. ama. Ben de hiç. E, bu yarışı, hani Hamilton'ın kazanması beni iyi hissettirdi. Hı hı. Hı hı. Yani e, hem hakikaten işte üç senedir, 2,5 senedir diyelim hadi. E, 22-23 evet, 2,5 buçuk senedir e, hiç yoktu ortada. Yani yarış kazanacak kazanabileceği bir yarış hani eline gelen bir yarış bile olmamıştı neredeyse. Evet. E, ama Hamilton işte birçok şartın bir araya geldiği böyle bir galibiyette görmek bence güzel oldu ve Ferrari fanlarını da mutlu etmiştir bu. Tabii. Hamilton bitmemiş <laughs> şeyini görmüş olduk. Tabii. Sonrasında işte ikinci sırada Verstappen dedik. E, üçüncü Norris oldu. Piastri dördüncü oldu. E, ve keyifli bir yarışı geride bıraktık. Ferrari'lerde gerçekten çok tatsız e, yani hiç konuşulmaya değmeyecek bir yarış çıkardılar. Sainz gene fena değildi yarış boyu. Hep böyle bir dördüncülük, beşincilik civarıydı da Löktere. Ne yaptınız abi ya? Yani bu nasıl bir stratejidir ya? Geçen senelerde çok diyorduk bunu. 2022'de özellikle evet. Ferrari her yarış hata yaptığı dönem. Ya tam bir stratejiydi ya. Ya adam bir baktım bir ara Bottas'tan 50 saniye fark yemiş. Evet. o hale geldi yani. Ne yapıyorsunuz abi? Delirdiniz mi ya? Adam ne güzel trolümü trolü geçiyordu bir ara böyle 9. tur 10. tur. 7. ile yükselmiş falan böyle. Adam bir perişan oldu ya. Yani highlightlara löklerin trolü geçtiği e, şey evet. koymuşlar. Yani dedim ne alakası? Niye var ki izle? Yani? Bio var zaten. Tek highlight oydu. E, Haas var, iki yarıştır. Çok e, iyi. İyi puan alıyorlar. E, Hülken Berk son iki yarışta aldığı 16 puanla, e, son 5 yarışta 15 puan alan, e, son 6 yarışta altı 15 yarışta. puan alan Perez'i e, geçmiş oldu. Evet. E, bu son dönemde yaptığı atakla. Perez aynı zamanda bu sıralamalarda e, Logan Sargent'a da bir kere daha geçilmiş oldu. 6. defa geçilmiş oldu yani. Evet. Bir de zaten Seni. şey de var, sıralamalara baktığımızda... E, şey takım arkadaşını hiç mağlup edemeyen iki kişi var. Hı hı. Logan Sargent ve Sergio Perez. Evet. Onun dışında herkes en az bir kere rakibini mağlup kendi takım arkadaşını mağlup etmeyi başarmış. Zaten 2025 koltuklarını konuşuruz bu bölüm ama yani şu an orada bunu yani konuşmamız şu an gereken noktaya geldik, geldik yani. mi yani ya yani Perez'in daha yeni iki yıllık sözleşmesi uzatıldı. Ama ben sanmıyorum ki yaz arasından sonra devam etsin ya. Yine Ricardo diyorlar da Ricardo yani da Ricardo değil Ricardo yani. değildir ya. Yok abi ne yani Ricardo Ya yine Ricardo haberi çıktı. Abi Yok Sun, abi. Sunoda o zaman ne yapsın? Taş mı yesin? Suno Sunoda gelir abi. Ne Ricardo, berbat Ricardo ya. O zaman hayır. Sunoda Ricardo bir yarış var mıydı ya? Var. Sanki hiç görmedim ha. Yok hiç bir Sanki yeni yani Liam Lawson yarışmış kadar ben benim için yoktu yani. Evet. Ve iyi bir performans da sergilemiş Sunoda her yarış kafasına vuruyor Ricardo'nun yani. Evet. Yani Suno da bu performansıyla da Ricardo'ya koltuk kaybedecek seçilir abi? Bıraksın gitsin restoran açmak istiyorum diyordu. Açsın o restoranı. Açsın. Takılsın yani. yani. Bir tepanya bir yakiniku. Şimdi yeni Japonya'dan geldi ki Japon restoranı restoranını mi? da biliyoruz yani. Aynen öyle. Hulkem, e, Hulkenberg diyorum. Haas'ta da e, artık ne kadar özdeşleşmişse Haas'la Hulkenberg. Evet. E, şey var. Oli de, bir mü? Oli bir mi? Geliyor. Oli Berman. Oli Berman. E, seneye şey. O kon söylentileri var Haas'ta bir de. Abi o konuda 3 pilotlu mu yarışacaklar ya? Magnussen sözleşmesi yok mu 2025'e? Yok. Öyle mi? Yok. İkinci koltuk belli değil aslında. Ha ben Magnussen'le sözleşme imzalandı sanıyordum. Ulkenberg Audi'ye gidiyor zaten. Evet. Bottas emekli gibi. Bottas, Bottas evet. Dükkanı kapatıyor artık. Evet yani Joe'yla da sözleşme imzalandı galiba. Şehri Sauber'de. Galiba. Ona bakmadım ben de. Okey. Line-up'a bir baktık. Baktık. Geri geldik hemen. Aynen. Ee, Joe imzalamamış henüz. Evet. evet. Magnussen de imzalamamış. Evet dedi. Yani, yani şu anda boşta olan evet. koltuklar Williams, hı hı. Mercedes, Alpine, Visa Cash Red Bull, e, Red Racing Bull. Bulls, normal Red Bull. Normal Red, Bull. <laughs> normal Red Bull. E, Ne dedi Kick Sauber ve Haas. Bunların birer koltuğu boşta. Evet. Yani normal Red Bull değil tabii ki de ya Perez'in Perez yeri boş evet. diye düşünüyorum ben yani. Evet. Yani burada da işte Sainz'i bekliyor herkes. Sainz Williams'a da yazıldı. Alpine'de yazıldı. Mercedes Antonelli'ye doğru gidiyor gibi. Bu hafta sonunda galibiyet de aldı Antonelli. Evet zaten. evet. Mercedes net Antonelli ya. Yani Sainz gelmez bence şu saatte. Şeye doğru gidiyor. Yani Alpine bu hafta en çok Alpine yazıldı Sainz. Yani Gazli Science bu arada çok dehşet bir ikili olur. Red Bull zamanında böyle bir ikili var mıydı hatırlamıyorum yani hani Toro Rosso zamanı sanki var gibi geliyor güçlü bana. Üçlü bir ikili olur evet. Evet, de benim aşırı beğendiğim bir pilot. Hani mesela şu an Russell'ın yerine e, ya da şey e, Red Bull'da herhangi birinin yerine iyi bir arabanın yerine Gazli koy takır takır galibiyet alır yani Norris misali. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela kimse katılmaz ben o konu için de böyle düşünüyorum bu arada. O kon çok iyi pilot olduğunu düşünüyorum aslında. Ama karaktersiz. Ama karaktersiz yani yapacak bir şey yok. Ee, ama ya benim mesela Sainz için benim gönlümden geçen Williams. Evet. Ee, Williams yani Sainz Albon ve her yarış puan alan 5. E, 6. takım seviyesine falan gelebilir. Ya, beraber. James Wolves'a senin büyük bir inancın var. Var evet. Williams'ı ben şu an son takım olarak görmüyorum zaten. Şu an son takım zaten. Ya, hani oldukça. böyle son üç gibi de görmüyorum. Sek yani sekizinci takım değil bence mesela Williams. Evet öyle şu an ama hani benim gözümde orada değil yani. Mesela Ferrari de şu an baktığı zaman ikinci takım. Hı hı. Ama gözümüzde orada değil ya. Williams'ta da aynı hesap. Ee, Keşepede yani Keşep Racing bulsa da artık bence Ricardo'nun ...def olup gidip yerine Liam Lawson'ı falan gelmesi lazım. Ee, orada taş gibi Liam Lawson duruyor. Ee, Sunoda... Artık tecrübeli zaten. Evet. O yüzden yani Lawson gibi bir rookie ile yarıştırabilirsin. Evet. Ee, sırıtmaz yani. Aynen öyle. Yani Red Bull'a da Sunoda'nın geçmesi lazım ki... Verstappen'in bu agresif sürüşüne... ...çok uyum sağlayabileceğini düşünüyorum Sunoda'nın yani. Olabilir. Yani şey enteresan... ...Red Bull Driving Akademi'den gelen kimse yok mu? Hani hep evet. bundan önce... Çok aday olurdu. Tabi. Adaylar arasında seçilmekte zorlanırdı. Şimdi, en normal abi. Çok yani bir aday yok ya. Yani. Red Bull Driver Akademi tamam en kapsamlı akademilerden bir tanesi hatta ekstra bir takımı hmm. bile var yani iki takım yarışıyorlar. Evet. E ona rağmen e, sürücü yemekle ünlüler yani. Evet. Deli gibi sürücü yiyorlar. Gazli yi yediler. Albonu yediler. Riccardo da Driver Akademi ilk pilotu hatta Driver Akademinin evet. yani. O da onu da yediler. Verstappen yenmedi yani. Evet. Ya deli gibi pilot diyor. Kim geçmek ister ki? Aynen öyle. Evet. Fantezi takımlarımıza geldiğimizde e, benim yüzüm gülüyor. E, i̇yi bir puan aldım. Sen, benim de yüzüm hiç gülmüyor. Senin yüzün hep nötr. Aynı. Çünkü takımında hiç değişmediği için. Çünkü ben imamım, gülemem. Bu videoyu biliyor musun? O neymiş? <laughs> bir şey vardı işte siz gülüyor musunuz falan diyor. Ben imamım gülemem diyor. Sonra arkasından bir adam geliyor sokak röportajında. Ben imam değilim gülebilirim diyor. O bu yani. yani. Sadece buydu. <gülüyor> Yüzün gülüyor mu deyince gülmüyor ya. Yani. Güzel bir video. Evet. Ee, düzenli izleyicilerimiz senin takımını ezbere sayıyorlar artık. <laughs> ya, i̇şte aynen. Ben inanıyorum bu takıma. Gelecek yani. Lökler, Magnussen, Bottas, Ocon, Sunoda, Ferrari, Red Bull. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ferrari ve Lökler tercihleri gerçek. Ferrari, Red Bull ya takım ya. Ferrari, Red Bull. <laughs> 2023'ten kalma bir takım. Evet, yapmışsın 122 öyle. puanla bu haftayı e, kapattın. E, ben bu hafta belli değişiklikler yaptım. Hamilton, Ulkenberg, George, Sargent, Piastri, Mercedes ve McLaren'le Hamilton 2x puan, çarpı 2 Hamilton e, iyi oldu. Evet. ve bunun e, meyvesinde Pitbot liginde ilk defa haftanın e, birincisi olarak eee e, bu hafta Pitbot liginde de liderimiz değişti. Ee, sevgili Olcay, 2.700 puanla liderliğe yükseldi. Orada evet. da büyük bir mücadele var, ee, özellikle Olcay ve Mert arasında. kendisi tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Ee, bundan sonraki yarışımız Macaristan Grand Prix'si, sonrasında da Belçika Grand Prix'si ile beraber yaz arasında giriyor olacağız. Ee, videoyu şu ana kadar beğendiyseniz izlemekten güzel vakit geçirdiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanızı hatırlatalım. Şu an bu bölüm için 300 hedefimiz var ama çabuk yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ee, sonrasında yeni hedefler için yine abone olmanızı isteyeceğiz. Ee, lütfen izliyorsanız ve beğeniyorsanız abone olun, bildirimleri açın, yorum yazmayı unutmayın. Ee, bizi de bu haftada izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.